Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda hoş da Kübra'm var. Hoş geldiniz evimize de Kübra'm. Hoş bulduk. Yine bana özel sizinle. Ay evet varmış. Şu anda Kübra'ların canlı yayınını izleyenler varsa heyecandan konuşamıyorum. Hediyeyi ben kazandım arkadaşlar. Hem de en büyük hediye değil mi? Birinci hediyeydi bu. Evet. Evet. Bu arada Zafer sen de hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Çeken de Zafer çekti bu arada. Ay evet. Aynen. Zafer vallahi teşekkür ederiz. Hani büyük bir şans ya. Evet ya, hediyem de burada arkadaşlar, birazdan açacağız. İstesek olmaz. Gerçekten olmaz. Samet gerçekten şoka olmaz. Girdin değil mi aşkım? Ben sana milli piyango bileti çektim. Bu sene olacak aşkım. İnşallah. Yani. İnşallah. Tabii ki bu. Hani evet bu sene inşallah olur. Bayağı da karıştırdım. Gerçekten 100 ya. Kişim var. Hiç beklemiyordum. 100 kişi olsa bilmiyoruz kaç kişi olduğunu. 100 kişi var. Bayağı ya. Yorum yine var da var. Evet. Ben de görmüştüm. Eve gidince ben bakayım onlara. Evet ya, ben şoka girdim. Biz canlı yayını izliyoruz. Hani ben böyle makarasına diyorum ki narenciye benim, narenciye benim. Şey gibi Burhan diyordu ya. Susutucusu keşke benim. Keşke narenciye benim olsa. Keşke narenciyi birinci sıraya koysaydım ya. Ya ben evet. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi Kübra'cığım gösterebilir misin? Tabii. Ben... Benim ne kadar kahve sevdiğimi biliyorsunuz. Ben o yüzden çok şaşırdım. Değil mi aşkım? Kahveyi evet. Seven bir insana gitmesine sevindim. Orada bir şey daha var. Orada bir şey daha var. Ay bugün hediyeleri buluyorum. Zeynep'i yavrulamış Allah. Yolda gelirken bir şey oldu. Tam böyle evden çıkarken getirdim onu da. Bana kahve makinesi çıktı. Vallahi çok sevindim ya. Yani kullanardık. Teşekkür ederim. Sen açma da sahibi açsın. Aa, olsun sen açabilirsin. Sen bir de aç, şunu da söylemek istiyorum. Benim hali hazırda bir kahve makinem var. Yedek bir kahve makinem de var. Zaten aklımdan böyle bir şey geçiyordu ve arkadaşım da sağ olsun onun da aklından geçiyormuş. Bunu anneme hediye etmek istiyoruz arkadaşlar yani. Senin çok güzel bir makinem var. Evet. Tabii sen istersen sen kendine kullanabilirsin ama sen onu tercih ediyorsun. Zaten evet ben de öyle düşünüyordum. Hani ben de anneme niyetle düşünmüştüm. Şansımı dedim ha annem ha ben dedim. Söyledim bakışlara ama hala şokta. Biz şaşırıyoruz şu an zaten. Niye alışıyorum? Bu arada arkadaşlar ya. Hani canlı yayında da falan dediler. Hani hile var, hurda var falan dediler. Kesinlikle öyle bir yok şey ya. Yok. Biz de ben eğer hile yapmış olsaydım... Ayşe narenciye sıkacağını istiyordu. Tabii çünkü ben onu istiyordum. İhtiyacı olan bir şeydi. Onu yapardım. Samet de hatta bugün yürüyüşte dedi ki keşke narenciye çıksalar bize dedi. Ya keşke ama olsun nasibimiz yine kahveden yana değil mi? Evet nasip kısmet. İlk işbirliğim de benim kahveden yana olmuştu. Aa, yani hatırlıyor musun? Sen. Kahveden yana gidiyorum. Onu. Evet, evet. Vallahi bir gece kahvesi içelim dedik böyle birlikte. Evet evet. Biz gidemedik. Kübramlar geldi bize. Olsun yakınız zaten. Evet. Bir sıkıntı olmaz. Ay çok güzel, çok merak ediyorum. Şimdi kamerayı bu tarafa çevireyim. Ben narenciyi de çok merak ediyorum. Çünkü onun ya. Sahibi yazmadı. Yazmadı mı? Yazmadı. Hadi bir daha çekin onu da biz kazanalım. Bakarsınız. Neye? Bakarız yani. Ha buna mı? Evet. Denemek için mi? Yemek içeydi belli değil. Böyle. Ay çok güzelmiş. Ben de çok sevdim. Yani. Tasarımı çok güzel. Çok güzel. Kaç kişilik bu? Bayağı da büyük ya Kübra. Benim evdeki gibi herhalde. 4 vallahi kişi çok beğendim olabilir. Ya. Tasarımı güzel. Gerçekten şöyle bir koysana bakalım. Antrasit bir de böyle. Ay annemin mutfağına yakışacak biliyor musun? Onda böyle kremli birazcık. Çok güzel. Çok sevindim o zaman. Çok güzel ya. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Allah daha çok aboneler versin. İnşallah size de. Yani güzel, hayırlı insanlarla karşılaştırsın Rabbim. Sizin sayenizde de sizin de bir emekleriniz var bu kanalımızın. Olsun. Bir katkımız olduysa. Hani, şimdi şu doğruya doğru Ayşe abla ve Göksu'nun yaşa çok büyük emeği var. Tabii ki. Seve seve biz. Valla destek olmayı seviyoruz bayağı birbirimize. Bayağı destek oldunuz. Hani, biz de geçtik bu yollardan. Şey yaptınız siz bize. Hani, motive hani, mi? Motive ettiniz. Bakın bir ne olacağınız. Bakın şey evet, yapacağınız. Evet. Evet. Hissettirmediniz yani. Yaptınız. Aynen aynen. Yani biz de çok severek yardımcı oluyoruz değil mi hayatım? Yani evet. Çok fazla bilmesek de bu işleri hala şokta kocam. yani çok güzel, çok beğendim ya. Güle güle kullansın. Oo, vallahi, harika değil mi aşkım? Güzel bir şey ya. Deneriz vallahi birazdan. Şey de güzel. Görünüş tasarım değil mi aşkım? Yani. Ben de tasarımını şuraya, beğendim. Şuraya bak, bunu böyle koyması bile şu bile maliye evet. Baktığında. Karton. Ben karton de yani. Hemen geliyorum. Sizi köfteyle karşılamıştım. Çünkü bugün elektrikler yoktu. Geldi ve hemen köfte yaptım. Beraber yiyeceğiz. Olsun. Bir iki tane tadarsınız. Evet. Bir hemen patates bakıp geliyorum. Patates, patates koyamadım. Aceleden. Olsun. Hemen geliyorum şimdi. Patates tamam. Bulurdum ben. Yani. Vallahi biz böyle evet. Gece yemeği dedik yapalım. Şimdi bunları bir çevireceğim. Öyle mi? Biz gece yemek yiyoruz. Ve bunun üstüne yemez miyim? Hediyenin üstüne ya. Bir çevireyim bunları arkadaşlar. Sonra da kahve içeceğiz birlikte. Aynen öyle. Evet öyle düşünüyorum. Zaten bakmıştık hatırlıyor musun Teknosa'da? Kameraları konuşuyorduk arkadaşlar. Şöyle bir kahve yaptım. Şimdi balkonda kahve keyfi yapıyoruz.
Kübra'nın kanalından da aynı şekilde videomuzu izleyebilirsiniz. Bize şimdi kahve vakti. Kübra da telefonu çaldı galiba, içeriye gitti. Neredesin kız Kübuş? Geldim, buradayım. Heh, hadi gel, kahvelerimiz gel, hazır. Aynen, netlemedi. Geçelim. Gel canım, onu telefon çaldı seni. Yiyelim. Aa evet, ben ondan tabağa koyacağım. Dur. Böyle alırız ya buradan. Tamam, iyi hadi getir. Siz yabancı değilsiniz, gelin. Aynen, ailediniz. Buyurun efendim. Evet, şu an iki tane kamera var. Aynen öyle. Ay vallahi makineyi yarın deneyeceğiz. Anneme götürürüz yarın. Çok beğendim. Demir göstermiş miydik hatırlamıyorum. Aa hayır, her şey kemiriyor. Aşkım, kahve makinamız böyle. Bu arada Samet çıkıyor. Evet. Samet, Kübra'nın kamerası Samet'te. Benim kameramda Zafer'de. Herkese böyle göstermiş olayım. Hediyem ve ben. Kullanım kılavuzu garanti belgesi de burada tamam, zaten. Teşekkür ederiz. Lattiş de burada. Her şeyi merakla bekliyor. Çok tatlısın sen. Pofiduk pofiduk. Evet, değil mi? Pofidik çok. Güle güle kullanırsın. Teşekkür ederiz. Sultan teyzeciğim. Çok sağ ol. Valla çok mutlu olduk. Annem de bence çok mutlu olacak. Evet. Zaten yarın tepkilerini çekerim. Aynen ya. Öyle. Ay, bu da iyice yayıldı bak. Sevis diyor. Çok tatlı ya. Aynen değil mi? Battaniye gibi valla. Evet, kışın çok güzel olacak. Sen biraz korkuyorsun ama. Kim? Sen. Ben korkuyorum. Ben ilk defa böyle ama bir kediye dokunuyorum. Ama bak Kübra'ya tepki vermiyor fazla. Ben ilk defa bir kediye böyle dokunuyorum. Bir şey yapmaz. Valla kafasını seviyor. Şey yapamam. Kaç kere Zafer'i sevdirmeye çalışıyor. Ama onu seni sevdi yoksa sevdirmez öyle kendini. Değil mi? Sevdirmez. Kaçar. Evet, kaçar bile. Bak minişim, hoşuna gitti onun. Minişsin. Nasıl? Sen. Miniş. Popidik değil mi? Çok popidik değil mi? Pofudur. Peluş, hani yere serilen peluşlar var ya. Evet ya. Gibi, değil mi? Çok güzel. Şimdi biz niye buraya oturduk? Evet. Kübra'cığım yine bana Allah'ım bugün o kadar çok hediye aldın ki sen bana ben... Yani ne olacak bir, böyle sen ya? Sen bence bir tane milli piyango çekilişinden katıl. Ay, ama, kesinlikle. Ama şöyle bir şey, bu hediye zaten önceden olan bir şey. Yani bu çekilişle bir klişe alakası yok. Çok merak ettim. Ya, o bildiğim bir şey aslında senin. Allah evet. Allah. Hadi bir an önce açayım o zaman kız. Yani bu önceden olan bir şey. Senin bu şeyi koydum işte kahve makinesine. Turşu getirmiş. Turşu kahve dedim, makinesi. Şey yapayım, yaptım o kadar sana da getireyim. Evet. Samet abi dedim sever. Hani... Çok severim sağ ol. Ben acı yiyemiyorum ama Samet benim yerime de yer. Hani bir bekleyin yani turşu ne kadar beklerse o kadar güzel tamam. Oluyor ya bekleyin biraz. Tamam. Bu da senin hediyen. Allah Allah ya. Aa dur tahmin ettim. Dur bakalım Samet abi şey ay aklım orada kalmıştı biliyor musunuz? Çarpı gibi bir şey mi? Hayır aşkım ikimizin aklının kaldığı bir yer. Tahmin et. Ben şu an bildim ne oldu. Tamam ben de bildim. Çözdüm. Ay bu çok güzelmiş resminden. Evet aklım Akyaka'da kaldı. Gönlüm Akyaka'da kaldı. Bir daha gitmek nasip olsun. İnşallah. Bugün aşkım bütün dileklerimizi dileyelim bence. Bugün oluyor benim dileklerim. Bu işte ispatlayacak daha mısın? Aa evet ya. Kübra'nın kanalında söylemiştik. Ama benim kanalımda söylemedik. Evet, yani bir anda yemek konusu yine açıldı tabii. Yine açıldı. Birlikte olunca. Yine açıldı. Ve biz nereye gidiyoruz? Kokoreç yemeğe. Valla Kübra'm bu akşam bir kokoreç de ısmarlıyormuş. Olsun. İçimden geldi. Artık bir akşam da... Bin aboneye özel. Bin aboneye özel. Valla bizi ihya ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Zaten her şey öyle çok bir güzel şey istiyorduk. Gelişti. Böyle size bir yemek ısmarlayalım. Evet. Tam kokoreç de sevdiğinizi biliyoruz. Bir sonraki yemek de bizden olacak ama. Değil mi aşkım? Evet, Samanyo çiftinden. Öyle bir şey. Aa, çok olur. Beğendim. Hemen buzdolabıma asacağım ama ben vallahi. De kendim aldım. Göksu'ya da aldım aynı. Evet şey. Göksu'nun da aynı. Değil mi? En güzeli de buydu ama. Sen bize resim evet, atmıştın evet. Ya. Ya şöyle biz tatili yarıda kesince alamamıştık. O yüzden hep aklımda kalmıştı böyle benim de. Bu çok güzel. Bir de burada kedi var ya ondan aa, aldım. Evet değil mi? Kedi o. Kedi. Valla Akyaka çok güzeldi gerçekten ya. Çok güzel. Aşırı güzel. Denizi falan değil mi aşkım? Çok güzel. İnşallah bir daha gitmek nasip olur. Gidilmeye görülmeye evet, değer bir yer yani. Çok güzel valla inşallah. Saklı cennet. Yine gideriz inşallah. Ya inşallah herkes gidebilse. Evet valla gerçekten görülmesi gereken yerler. Çok güzel. En güzel yani. Ama yuvarlak evet. Çay. Yuvarlak çay. Evet. Gönlüm oralarda benim. Çok bizim orası diyorum ben değil mi sana bazen? Buradan da selam olsun Muğla'ya. Öyle bir yer burada da varmış galiba. Tire'de mi bir yerlerde evet, bir yer var. Ben de istiyorum evet, Tire'ye gitmek. Evet bir gün aslında oraya gidebiliriz. Aynen ödemiş Tire. Sonu. Var değil mi bizim planlarımızda da aşkım var, zaten. Evet. Birlikte gideriz Almanya'da. Samet abi Kemalpaşalı mıydı? Evet. Evet. Orada da var. Nazar, Yiğitler köyü şey, var. Nazar köyü var. Nazar köyü var. Nazar köyüne de gidebiliriz var. Birlikte orası da güzel. Ben oraya gitmek istiyorum. Gideriz inşallah. Aynen biz gideriz. Evet. Aynen. Hemen dolabımı asayım ve hazırlanıp çıkıyoruz. Aynen çıkalım. Bakın arkadaşlar Kübra'nın çantasına bayıldım. Ama bu akşam hediye kotamı doldurduğum için bu çantaya da el koyamıyorum. Ay bayıldım ya. Gelir gelmez dedim ki çantan hazır mı?
Özlem teyze yapmış, kayınvalidesi. Yani gerçekten bak, kadın ne kadar yetenekli bir kayınvalide ya. Ben istedim, bir de poçadayken yetiştirdi bana. Çok güzel. Bunu nasıl yapmış ya? Buralara şey mi koydu acaba? Kasnak mı koydu? Hani yuvarlaklar oluyor ya. Yuvarlaklar oluyor ya böyle. Evet. Perdelere takılan yuvarlaklar. Şey deniyordu onlara sanırım, böyle plastikten ama aklıma gelmiyor şimdi. Ve iç aslanın rengi çok güzelmiş. Onu ben seçtim. Poçadayken yetiştiremedi. Bayıldım. Buraya geldim, ben terziye vermiştim. Hı hı. Satenleri tercih ettim. Bu da böyle bizgülü falan böyle. Ay, bayılır ya. Yani bilmiyorum, bayıldım. Şöyle bir çanta. Hazır gibi gerçekten çok güzel. Ellerine kollarına sağlık. Vallahi çok beğendim. Sipariş verebilirim Özlem teyzeye her an. Ben de şu renge bu sıralar yükseliyorum. Çok güzel renk. Kuzenimin ama düğünü var yazın. Bu renk yani bir elbise favorilerimi bekledim, biliyor musun? Evet, saçların çok güzel. Saçların siyah ya, bir de güzel. Aynen aynen. Ben de çok beğendim valla. Düşünebilirim böyle bir şey. Tabii canlı güzel. Nasıl? Şey, gidiyoruz arkadaşlar. Evka 2'de Kübra'ların güzel bir kokoreççisi varmış. Hemen annemlerin oturduğu yerde. Evet, dedik tek araba gidelim. O yüzden Kübra'ların arabayla gidiyoruz şimdi. Evet, yıllardan beri benim hep yediğim kokoreçtir orası. Güzel mi? Uzun zamandır yemedim, biliyor musun? Ben akşamları falan canım çektiği zaman hep evlenmeden önce söylerdim oradan. Çok orada severim ya. Ben de Samet alıştırdı beni. Midyeye, kokoreçe Samet alıştırdı çok beni. Çok güzel şeyler bunlar. Evet, gerçekten çok severim. Ağzım sulandı şu an kokoreç deyince. Milli yiyeceklerimiz bunlar ya. Vallahi çok da güzel. Bir de her yerden de yenmiyor yani. Yok yok. Güvendiğin yerden dana kokoreç yapıyorlar genelde. Bu direkt kuzu kokoreç. Ay, sizin geçen videonuzda ben izlemiştim. Çok güzel. Adam anlattı kapkaranlık zaten. Kapkaranlık çıkıyor ama arabadayız ya şu anda. Olsun. O yüzden kusura bakmayın. Birazdan yine size yerken de çekerim, mekanı da çekerim. İzmir'de olanlar varsa gidip yiyebilirsiniz. Ayşe bak, şu sağdaki benim elimi gösterdiği yerlerde hep yangın oldu. Esin sitesi burası şu an. Evet, benim dayımın oğlu oturuyor Esin sitesinde. Burası Esin sitesi. Evet, bir kere gelmiştim. Önceden buralar dağdı. Biz buraya su falan doldurmaya gelirdik. Evet. Dik yapardık küçükken. Oralar yandı değil mi? Tabii buralar. Esin otobandan sitesi görüyorum da, evet, bu şekilde görmemiştim. Burası şu an Karşıyaka. Ha, Karşıyak olarak geçiyor. Burası Karşıyak olarak geçiyor. Yokuş biraz tabii, yokuş da bir yer. Evet, Karşıyak'a ama biz buraya genelde Evpeki deriz, Çiğli deriz yani. Aynen. Kübra'nın da boğazı birazcık kötü oldu, evet, ya. Neden böyle oldu bilmiyorum. O da nezle olacak herhalde. Benim de öyle başlamıştı. Şu an bir de basınç olduk. Sabahları yukarı da çıkıyor, böyle oluyor benim, bilmiyorum. Aynen. Bak sen grip olma inşallah. Çünkü bizim öyle başladı Samet'le. Böyle boğazla başlıyor. Ondan sonra nezle gidiyor. Bizim boğazım işte böyle gıcık gıcık, konuşmak istemiyorum. Çok baksana kötü. Evet evet. Yine gülelim ya. Görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Yine biz krize gireceğiz. Evet. Evet, meşhur kokoreççiye geldik. Abi. Kuzu kokoreç. Aniden karar verilen yemek programlarını. Kokoreççiye geldik biz. Evet. İzmir'de olanlar varsa gelebilirsiniz. İsminiz ne olarak geçiyor? Ali dayı. Ali dayı. Hatta bizim sanırım akraba bile çıkacağız yani. Reçeti de şöyle göstereyim. Birazdan tadım yaptıktan sonra tadımı da paylaşacağım. Annemlerin köylüsü zaten bu arada. Öyle. Balıkesirli misiniz? Sındırgılı. Doğrayışı farklı. Değil mi? Sizin videoda görmüştüm. Evet. Ekmekle doğruyorsa doğal kokoreçtir. Kuzu yani. Ekmekle. Mi? Eğer tahtadan yapıyorsun direktmen dana vardır. Yok, yani Samet bayılır. Abi zaten onu anlatmıştı bize. Abi kokoreç yemiyorduk ha. Değil mi aşkım? Çoktan yemiyorduk ve en kral yerden yiyoruz herhalde. Bakalım onu siz karar vereceksiniz. Evet. Nasıl abla? Bembeyaz değil mi? Çok güzel. Ben de beyaz oluşunu çok sevdim ya. Bu neden böyle abi? Özelliği mi yani? Hayır. Çok İçi iyi temizledi. İçi beyaz. Çok ben iyi temizledi için. Ondan. Kuzu olduğu i̇şte için ya. Kuzuluktan geç, çok iyi temizliyor çünkü. Çok severim ya valla. Biz artık müptela olursak her akşam geliriz değil mi aşkım? Ayşe abla. Bir de şöyle bir şey abi. Hani alıyor mu bilmiyorum. Hani alıyor diye biliyorum. Aldığı yer inanılmaz iyi yani. Bu çok önemli ya. O çok önemli. Yani işin düzgün yapan insanlar her zaman çok kazansınlar isterim yani. Aynen öyle. Elimizden geldiğince en iyisini çok yapmaya önemli çalışıyoruz. Evet.
Arada geliriz ya. Kokoreçlerimiz geldi arkadaşlar. Hemen tadımımızı yapıyoruz. Çok güzel. Kübra'cığım kesene bereket. Ne demek? Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel. Ben ilk böyle bir yudum aldım. Çok beğendim. Şimdi devam ediyoruz yemeğe. Bize afiyet olsun. Burada da evde latte. Burada da bir sütlü kahve yine var. Başımızda bekliyor. Herkese ertesi günden günaydın arkadaşlar. Böyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Şöyle pazar kahvaltısı. Bir tane açma, sütlü gevrekler ve şu beyaz ekmek aldım. Bir tane uzun zamandır beyaz ekmek yemiyoruz. Tereyağı süreriz dedim belki. Buraya da peynir doğramıştım. Pervane çalışıyor diye böyle kurumasın diye peynirlerimi kapattım. Biraz zeytin sosladım. Bir tane domates. Samet'e de gittim. Biber aldım. O seviyor. Bir de yumurta haşladım. Çaylarımızı doldurdum. Şimdi bize afiyet olsun. Ben şimdi evden çıktım arkadaşlar. Makineyi gerçek sahibine götürüyorum. Yani anneme götürüyorum. Hemen bir denemek istiyorum. Türk kahvesi yapalım, deneyelim. Annem de çok heyecanlandı. Akşamdan beri bekliyor böyle bir hevesle. O yüzden şimdi kahvaltımızı yaptık. Samet gelmedi. Samet dinlenecek evde. O yüzden ben de yürüyerek gidiyorum. Hem bir yürüyüş olsun dedim. Bulaşıklarımı toparladım. Evimi toparladım ve çıktım. Şimdi anneme gidiyorum. Annem de kahvaltısını yapıyormuş daha yeni. Dedim ki anne kahvaltıdan sonra kahven dedim yeni makinenle. Makinenle. Ay vallahi çok heyecanlıyım. Makinenin gerçekten tasarımını falan çok beğendim. Güzel bir makine. Yani inşallah köpüklü de yapıyordur. Deneyip birlikte test edeceğiz bugün. Evet ben anneme geldim. Anne o kadar sıcak ki dışarısı. Ter içinde kalmışım yine. Ya, vallahi öyle. Sadece sana makinanı yetiştirmek için çıktım evden. Yani hiç normalde çıkasım yoktu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay Kübra'yla ikimize değil mi? Çok iyi. Bakıyorum ama zaten şimdi hemen aç. Evet açayım dedi. Dur dedim anne açma videoda açalım dedim. Evet. Geldim birazcık soluklandım. Birazcık sohbet ettik ve şimdi anne açabilirsin artık makineni. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen açtım. Ay evet hediye açmak en güzel şey çok olsa güzel. Gerek. Çok teşekkür ederim. Ay vallahi. Şimdi dedim annem kahvaltısını yapmış. Evet. Hemen dedim birer kahve gelmediniz kahve gelin dedim size. Kahvaltıya mı? Evet kahvaltıya. Gelemedik. Aa. Değil mi? Renkler nasıl? Güzel. Evet. Şöyle sana yardımcı olayım. Aa, çok güzel vallahi. Aynen anne. Şöyle. Teşekkürler. Kullanma kılavuzu da bak burada. Hı-hı. Bir de biz akşam bayağı baktık Kübra'larla baksana. Hı-hı. Çok güzel değil mi? Haznesi gayet aa, geniş. Şey bir de aynen. Azizallah. Çok evet. Güzel. Şöyle kartonla çıkaracağız. Hı-hı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tamam. Yıkacağız önce bunu. Hı-hı. Ben tamam. De bu arada şunu birazcık okuyayım. Bu arada hı-hı. Ezanımız da okunsun. Ondan sonra hı-hı. Kahvemizi yapalım. Tamam. Evet. Şimdi makinemizin haznesini annem yıkadı arkadaşlar. Geçen dişim. Aynen. Ve İlk başta şöyle bir şey söylüyordu. Sıcak suyla kokusu gitmesi için kaynatın demişlerdi. O işlemi yaptık ve şimdi birazcık bekleyip artık kahve yapmaya geldik. Annem yine fincan soruyor. Evet olur bunlarla olur güzel. Çok hoşumuza gitti arkadaşlar ya. Annemin mutfağı da yakıştı. Çok güzel oldu ya. Evet sadece anneme şuraya bir tane kablo gerekiyor sanırım. Priz gerekiyor yani bunun birazcık prizi diyecektim. Fişi kısa. Evet. O yüzden ama halleder annem onu zaten. Evet anneciğim hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk kahvelerimizi yapalım. Hadi hayırlısı. Evet hadi bakalım. Sade olayalım. Sade olsun. Tamam. Eskiden filmlerde sade lütfen diyenlere derdim ki nasıl içiyorlar ama şimdi sadeye alışınca değil mi siz de öyle? Evet aynen valla. Ay canım annem makinasını sevdi ya annem ya değil mi? Sevdim tabii ya. Çok sağ olun valla. Ay güle güle kullan. İnşallah sağlıkla kullanırsın. İnşallah. Güzel kahveleriniz olur. Karıştıralım. Evet. Benim fakiri sana vermiştik de bozuldu ya hemencik. Aynen annem. Oldu. Evet şimdi takıyoruz. Vallahi ben anneme bıraktım çünkü annemin makinesi. Evet anneciğim. Bas. Tamam. Oldu. Şöyle kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar. Birazdan da pişirme işlemine başlayacak. 4 kişilik yani 4 tane alıyormuş. 4 kişilik fincan kapasitesi var. Pişti. Oo. Çok güzel. Çok köpüklü. Of anne. Değil mi? Artık bol köpüklü. Ay bir de kalp köpüklü oldu değil mi anne? Çok güzel oldu vallahi. Hı. Hadi bakalım şimdi bize afiyet olsun. Evet anne tadımını yap bakalım. Nasıl? Çok güzel. Oo başarılı. Çok güzel. Ben de yapayım bakalım şimdi bir tadım.
Şey senin gibi. Şu tablondan yine korkacaklar. Bir de bunlar da tablo gibi ya. Çok lezzetli. Güzel, evet. Gerçekten her makinenin bir lezzeti var değil mi? Hı. Mika mı oluyor? Mika'nın tadını evet. Ben seviyorum. Mika'nın yaptığı kahveyi seviyorum. Evet, güzel, çok lezzetli. Evet. Evet, kahveli tadımını da yaptık. Çok güzel, aynen. Çok Devin başarılı. Canım. Sevdik. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet anneciğim, sana söyleyecek tekrardan. Güzel. Afiyet olsun. Kahve güle güle kullan. Sağ olun. Aa, içmedin değil mi? Ben evde bir tane içmiştim. Hı-hı. İçmedim ben. Zaten günde bir tane ya da iki bile çok zor. Evet, ben de normalde iki taneye düşürdüm ama hı-hı. Şimdi bugün dedim evde bir tane içtim kahvaltıdan sonra. Hı-hı. Şimdi tabii bunu denemeden olmazdı. Evet. Ama çok güzel. Evet. Fincanlar da güzel ama seninle. Şöyle kenarlardan dökülük ya. Hadi sizler de yapın birer kahve arkadaşlar. Sizler de için. Gelsinler biz yapalım. Aa, yani evet gelin. Yeni makineyle değil mi? Yeni makineyle değil mi anne? Güzel olur. Ya bir misafirin geldi 4 tane alması çok güzel bir şey. Evet evet. Evet. O yüzden gayet hoşumuza gitti. Aynen. Ben eve geldim arkadaşlar. Bir yarım saat oldu. Annem de pazara gidecekti. Daha fazla oturmayayım dedim. Hemen dolmalıklarımı temizledim. Böyle bugün dedim dolma yapayım. Bir de mercimek çorbası yapmak istiyorum. Şöyle içimi de hazırladım güzelce. Şimdi onları karıştırıyorum. Sabah manava gitmiştim. Tazecik böyle yeşillikler aldım. Domates falan almıştım. Hepsi de pis gibi koktu. Bol nane kattım arkadaşlar. Sizler nane katıyor musunuz dolmalarınıza? Ben nane bol kattım. Yeşillik de bol kattım. Baharat bol kattım. Biraz zeytinyağı ekledim, ayçiçek yağı ekledim, salçamı. Yani böyle tam bir vitamin deposu. Bu sefer dolmalarımı böyle Instagram'da gördüm arkadaşlar. Boşuna uğraşmışız yıllarca diye. Gerçekten öyle. Şu şekilde kestim. Bakın üzerine böyle kapatacağım. Ortasına da domates koymayı düşünüyorum. Hem de bu şekilde böyle tohumlar tamamen çıktı ve daha rahat oldu. Bıçakla kestim yani. Güzelce yıkadım onları, süzdürdüm. Şimdi burada hemen dolduracağım. Arkadaşlar çok güzel değiller mi ya? Şimdi sıcak suyumu koydum. Birazcık ocakta tıngırdatacağım. Daha sonra da hemen fırına vereceğim. Ben böyle fırında güzelce kızarmış seviyorum biberleri. O yüzden illaki dolmayı fırınlarım yani. Böyle ocakta sevmiyorum dolmanın tadını. Samet de aynı şekilde. Aa, evet ben dolma yaparken efsane. Samet de bunları çizdi arkadaşlar. Şu bize gelen kayınpederinden gelen zeytin. Birazcık bana sert gibi gelmişti. Yani o şekilde yiyemiyordum. Kayınpederim yine güzel bir tarif verdi bize. Şöyle size ışıkta göstereyim de. Bunu dedi ki böyle çizin dedi. 3-4 yerinden dedi. Ondan sonra normal suyun içerisine koyun dedi. Bu aşkım 2 gün boyunca değişecek bunun suyu değil mi? Acılığı gideseye kadar değişecek. Daha sonra bir sos hazırlayacağız yine aynı şekilde. Samet de sağ olsun çizdi. Ben nezle olduğum için çok elimi sokmak böyle istemiyordum. O da dedi ki ben şimdi hazır sen burada iş yapıyorken ben de bunları halledeyim dedi. Bunları çizmiş. Çok da güzel gözüküyor ya. Çok severim böyle zeytini falan. Yani doğal şeylere bayılıyorum. Öyle bakalım. Şimdi yemeğimi de koyayım. Ondan sonra yemeklerimiz de hazır olmuş olur. Dolmalarımı fırına attıktan sonra da mercimek çorbamı yapacağım arkadaşlar. Ve bir de canım bugün böyle bir irmik tatlısı istiyor ama belki duymuşsunuzdur 9 kaşık tatlısı olarak geçiyor. Belki de onu yaparım bugün ama yapabilir miyim şu anda emin değilim. Hani yorulmazsam onu da yapmak istiyorum. Akşam tatlı yemek güzel oluyor böyle balkonda otururken kahvenin yanında. Şimdi ben Samet'e de bir kahve yapayım. Ben annem de içmiştim biliyorsunuz sabah da içmiştim. 2 taneyi tamamladım bugün. O yüzden ben içmiyorum. Ona yapayım bir kahve içsin. Artık videomu da burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.